Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Relax marka koşu bandını inceleyeceğiz. Yani kutu açılımını gerçekleştireceğim ve ayrıca de yararlı mı, FB ürünü mü buna bakacağız. İnternette en çok satılan ürünlerden başında Relax koşu bandı geliyor. Hem fiyat olarak hem de performans olarak iyi olduklarını söylüyorlar ama tabii ki biz açtıktan sonra bir de biz incelemesini yapalım dedik. Bu ürünü gelme süresi yine yani çok böyle uzun bir süre olmadı. 2-3 gün gibi bir sürede elime ulaştı. İsterseniz çok fazla lafı uzatmadan kutu açılımını gerçekleştirelim. Evet arkadaşlar, kutuyu açtığımızda içerisinden bu şekilde stafolar çıktı. Bantta herhangi bir zarar gelmesin diye bu şekilde yapmışlar. Şöyle ben alıyorum bunları. Bu şekilde bir elektrik bağlantı. Evet, nasıl geliyor? Şurada gördüğünüz gibi elektrik prizini şu şekilde koymuşlar. Herhangi bir şeyde ezilme yok. Taşırken de herhangi bir hasar almamış ürün. Şurada kumandası mevcut. Burada da kumandayı koymak için aparatı mevcut. Burada da yağlama yapabilmek için ayrıca montaj vidaları mevcut burada. Kutuyu bu şekilde yerinden çıkartalım. Gördüğünüz gibi ürün bu şekilde, portatif, kullanması kolay ve kurulumunda çok fazla bir zahmet yok. Şimdi iki tane vidası şurada gelen vidaları var. Şurada iki adet vidası mevcut. Bu vidaları taktıktan sonra montajımızı tamamlamış olacağız. Çok basit bir kurulumu var. Yandaki iki vidaları taktık. Şimdi sıra bu aparatı takmaya geldi. Bu aparatı takmak için de herhangi bir vidalama montajlama yok. Direkt şöyle şu şekilde şu gördüğünüz kenara bildiğimizde montajı tamamlanmış olacak. Şöyle biraz bastırmanız gerekecek. Şu şekilde yerine oturtmuş oluyoruz. Peki bandajları da çıkartıyorum. Kumanda bu şekilde, 4 tane düğmesi var, artı, eksi, kapatma, bir de 3 çizgili düğme var. Bu ne olduğunu tam bilmiyorum. Çalıştırdığımızda bakacağım, onu söyleyeceğim. Kumandanın içinden pil çıkmadı. Pilini takıp taktıktan sonra nasıl bir performans sergilediğini hep birlikte göreceğiz. Şimdilik yerine koyuyorum bu şekilde. Evet, şimdi ürünümüzü yağlamamız gerekiyor. İçerisinden çıkan yağ bu şekilde. Şuradan yağın kapağını açacağız. Açtıktan sonra şu kenardan şöyle kaldırıp şuraya şöyle yağ koyacağız. Buna aynı şekilde diğer karşı tarafa da yağımızı koyup biraz böyle 3-4 dakika boşta kendisi çalışıp yağlamasını yapsın. Daha sonradan üstüne çıkıp sporunuzu yapabilirsiniz. Evet, şimdi kurulumumuzu yaptık. Yağlamamızı yaptık. Montajı yaptık. En son şuradan startını bize veriyoruz. Gördüğünüz gibi ekran geldi. Ekran zaman, hız, kilometre, kalori cinsinden gösteriyor. Şimdi ilk başta boşta çalıştıracağız. Kumandadan power tuşuna basıp makineyi çalıştırdım şu an. Evet.
bu şekilde boşta bir 2-3 dakika çalışmasını bekleyeceğim arkadaşlar. Bu şekilde 2-3 dakika boşta çalıştıktan sonra yağlamasını yapacak. Şu an 1-2 kademedeyiz. Buradan kumandamızı, filmini taktık. Şimdi arttırıyorum. 1.12, 1.45. Bu şekilde gidiyor. Şu an 3'teyim. 3'te bu şekilde. 4'e alacağım. Dört normal yürüyüş modunda bence yeterli bir hız. Daha fazlasına gerektirecek bir durum yok. Şu an 5'teyim. Yani yavaş yavaş koşma moduna doğru gidiyorum. Şu an 6'dayım. En yükseğe alacağım. Şu an koşmaya doğru gidiyorum. Evet, şu an en yüksek kademedeyim. 8, bunun en yüksek kademesi oluyor. Ve gayet yeterli ev için koşmanızı yeterli. Çok fazla koşarsa yani bu verimli olacağını düşünmüyorum. Ev için kullanıcılar için bu fiyatı alınabilecek en iyi ürünlerden biri diyebilirim. Ama tabii ki uzun kullanımda da göreceğiz bunu. Ürünün üstünde, yani cihazın üstündeki ekranda zaman, hız, kilometre, kalori olarak cinsinden gösteriyor. Her 5 saniyede bir değişiyor bu arkadaşlar. Bir de ayrıca kumanda olarak telefonunuzda kullanabilme özelliği var. Bunu şu an bakmadım. Baktığımda size bunun da nasıl yapıldığını göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu bandın şu kenar kısımları var ya, bu kenar kısımlarını şuradaki vidalardan ayarlayabilirsiniz. Bu kenar kısımlarında herhangi bir sıkıntı yaşadıysanız, yani sağa çok kayıp ya da sola çok kayıp olduğunu düşünüyorsanız buradan şuradaki vidalardan ayarını gerçekleştirin. Şurada kenarda vidalar var. Başka da diyeceğim bunlar. Herhangi bir şey eklemek istersen bunu da videonun sonunda belirteceğim. Ama şu konuya değinmek istiyorum. Bu kumanda yerine telefonla kullanılabiliyor diye kullanım kılavuzunda yazıyor. Ama ürünün cihazında böyle bir özellik var mı? Varsa aktif edebilecek miyiz? Buna da bakacağım. En son videonun sonunda bunu göstereceğim.